Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın bakış açısı komutlarına bakacağız. Öncelikle bu alıştırmada kullanacağım dosyayı Open ile açıyorum. Bakış açısı komutlarımız çizim ekranının sağ tarafında yer alır. Öncelikle ViewCube adı verilen bu küpten bahsetmemiz gerekiyor. ViewCube üzerine geldiğinizde ve işaretlemeler yaptığınızda modelinize olan bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Köşeler izometrik bakış açılarını aktif duruma getirir. Yüzeyler ise temel bakış alanlarının aktifleşmesi için kullanılır. Bir de kübün kenarlarını işaretleyebilirsiniz. Bu işaretleme ile o kenara dik bakmanız mümkündür. Kübün sol üst köşesinde bir ikon yer alır. Home adı verilen bu ikon ile sizin bu çizimde tanımlı olan temel bakış açınızın aktif duruma getirilmesi sağlanır. Görüntü kübünün özelliklerini ya da ayarlarını değiştirmek isterseniz buradaki düğmeyi kullanabilirsiniz. Perspektif, ortografik seçenekleri örneğin burada yer alır. Şu anda ortografik aktif. Perspektife geçtiğinde bir perspektif bakış açısı mantığı aktiflenir. Görüntü kübünün seçenekleri de yine burada yer alır. Açılan bu diyalog kutusunda görüntü kübüyle ilgili değişik seçenekleri tanımlayabilirsiniz. Burada öncelikle pusula adını verdiğimiz bir başka bakış açısı özelliğinden de bahsedeceğiz. Kompası yani pusulamızı açıyoruz. Dikkat ederseniz görüntü küpünün hemen altında bir kumpas benzeri ikon yer alır. Burada da kuzey, güney gibi yönleri işaretlediğimizde bakış açımız değişir. Daire üzerine gelip farenizin sol tuşuna basar ve basılı tutarsanız o zaman bulunduğunuz ekseni sabitlemek ve bu eksen etrafında döndürmek mümkün olmaktadır. Benzer şekilde görüntü küpü üzerine gelip farenizin sol tuşuna basıp ve basılı tutarak farenizi hareket ettirdiğimizde modele olan bakış açımı serbest bir şekilde değiştirebilirim. Bu orbit denilen bakış açısı düzenleme komutudur. Kübün hemen altında yine bakış açılarının değiştirilmesi için kullanılan bir başka arayüz daha bulunmaktadır. Öncelikle navigasyon tekerleğinden bahsedelim. Komutu çalıştırdığımda fareme yapışık bir şekilde bir arayüz göreceksiniz. Bu arayüzde değişik komutlar yer almaktadır. Orbit seçeneğini işaretleyip faremi hareket ettirdiğimde, bu arada sol tuşa basılı tutuyorum. Orbit bakış açısı komutu aktif duruma gelir. Zoom'a bastığımda ise ve basılı tuttuğumda bu sefer zoomlama yapabilirim. Pan modeli olan bakış açınızı bu şekilde değiştirir. Rewind diye bir başka seçeneğim daha bulunmaktadır. Rewind'in yaptığı şudur. Bu çizimde şu ana kadar yaptığım bakış açısı değiştirmelerini inventor hafızasında tutar ve istediğiniz an bunlara ulaşmanızı sağlar. Faremi sol tuşunu basılı tutarak hareket ettirdiğimde daha önceki bakış açılarına dönmem için seçenekler bulunmaktadır. İstediğim bakış açısını elde ettikten sonra faremin sol tuşunu bırakıyorum ve o bakış açısına geri dönmüş oluyorum. Navigasyon tekerleğinin özellikleri için buradaki ikonu kullanabilirsiniz. Burada navigasyon tekerleğinin değişik tipte olanlarını göreceksiniz. Full ve Basic gibi iki farklı şekli vardır. Go Home daha önce de gördüğümüz gibi temel bakış açısı özelliğine geri dönmemizi sağlar. Seçenekler kısmı ise navigasyon tekerleği ile ilgili seçeneklerin açılmasını sağlar. Buraya bastığımda ise navigasyon tekerleğini kapatabilirim. Bunun dışında navigasyon tekerleğiyle ulaşabildiğimiz pan, zoom gibi komutlar ayrıca bir ikon olarak burada yer alır. Pan komutuna girdiğimde o zaman pan işlemini aktif duruma getirmiş olurum. Sağ tuş menüsünden Done ya da Escape ile komuttan çıkabilirsiniz. Zoomlama ile ilgili özellikler burada yer alır. Zoom, Zoom All, Zoom Window, Zoom Select gibi 4 farklı zoomlama komutu vardır. Zoom komutu
farenizin hareketleriyle zoom yapmanızı sağlar. Zoom out ise o çizimdeki bütün nesnelerin görünür olacak şekilde modele bakmanızı olanaklıklar. Zoom window bir pencere yardımıyla o pencerenin sınırladığı alana yaklaşmanız için kullanılır. Zoom selected ile çizimden ya da parça üzerindeki herhangi bir nesne işaretleyerek o bölüme yaklaşmanız mümkün olur. Hemen altında orbit dediğimiz bir başka bakış açısı komutu daha yer almaktadır. Free orbit serbest bir şekilde modeli olan bakış açılarımızın değiştirilmesi için kullanılır. Şu anda işaretlediğim yere göre farklı bir bakış açısı işlemi yapabilirim. İç kısımda serbest bir işlem mümkün. Dışarıya çıktığımda ise dikkat ederseniz ikonumun özelliği de değişiyor. O zaman örneğin şu anda ekrana dik bir eksen etrafında bakış açımı değiştirebilirim. Burada ise farklı bir eksen etrafında bakış açımı değiştirebilirim. Orbitinde iki farklı seçeneği bulunmaktadır. Orbit ve Constraint Orbit isim. Constraint Orbit'te de belli bir sınırlama mantığıyla modeli olan bakış açımı değiştirmem mümkün. View Face komutu model üzerinden seçilecek bir yüzeyin yüzeye yaklaşımı için kullanılır. Komutu çalıştırdığımda Inventor benden bir yüzey seçmemi ister ve o yüzeye dik bakabilirim. Buradaki düğme ile de bu araç çubuğunda görünmesini istediğiniz komutları seçerek görünür yapabilirsiniz. Kaldırmak istedikleriniz varsa da buradan yine kaldırmanız mümkündür. Bakış açısı komutlarına aynı zamanda şerit menüden de ulaşabilirsiniz. View bölümü bu amaçla kullanılır. Burada öncelikle User Interface komutunun yanındaki oka basarsam benim kullanıcı arayüzümde gözükmesini istediğim ve ya da istemediğim kısımları açıp kapatabilirim. Örneğin görüntü küpünü kapatmak istiyorsanız buradan kapatmanız mümkündür. Aynı şekilde navigasyon araç çubuğu adını verdiğimiz bu araç çubuğunu da buradan açıp kapatabilirsiniz. Navigate bölümü bir önceki adımlarda gördüğümüz navigasyon araçlarının bulunduğu bölümdür. Burada farklı navigasyon tekerleklerinin aktif duruma getirilmesi ve diğer bakış açısı komutları yer almaktadır. Bu komutlara buradan da ulaşabilirsiniz. Bakış açısı komutlarına ulaşmanın bir başka yolu da kısa yol tuşlarıdır. Örneğin F4 tuşuna basılı tutarsanız orbit dediğimiz komuta ulaşır ve bu komutun çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellikle modelleme yaparken belli işlemleri hızlandırır. F2'ye basılı tuttuğumda ise pan komutu çalışır. F3'te zoom komutunun çalışması için kullanılır. Burada yapmam gereken tuşlara basmam ve basılı tutmam ve bu sırada faremle ilgili işlemi gerçekleştirmektir.